Evet sevgili dostlar, bir Tweet TV gündelik hayattan merhabalar. Bebek'te Choice Cafe'nin sponsorluğunda sabah kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı güzeldi ama biraz zayıftı. Ve Melih'in telefon açıp arayıp kaç kişi geldiğini sorması bizi bitirdi. Bizi bunlar bitirdi. Beni bitirmedi. Bunlar bitirdi. Sen ne yaptın? Bir evet, istersen konuklarımızı tanıt. Kimler evet, var? Konuklarımız kendilerini tanıtabilirler. O derece evet, şeyler yani. Başarılı olmuşsun. Biraz daha yüksek ses olabilir mi? Yüksek. Tabii ki. Nikim Sudan Gençek Twitter'da. İsim Tarık. Tweet TV ilk gördüğünde ne hissettin? Nasıl ne düşündün? Yalçın sözümü kesme. Estağfurullah. Çok güzel bir oluşum. Hani video olsun çok etkili oluyor. Yani birebir etki oluyor. Kişileri birebir tanıma imkanımız oluyor. Onların ağzından tweetlerini olsun, başka bir şey olsun duymak daha güzel. Olgun Bey, burada bir soru sormak istiyorum. Müsaade eder misiniz acaba? Lütfen. Olgun Bey, iyi günler. Sen de bu projeyi daha önce düşündün mü? Bizim yaptığımız projeyi sen düşündün. Düşündüm ama. Yapamam. Adam gibi söyle bunu. Sanmı o, gerçekten söyledin mi? Valla. Düşündün mü bari? Valla düşündüm. Yani hani video çekiyor. Bazen düşünüyorum. Şey soracağım. Affedersiniz. Video geleceğin neyi? Geleceğin oluşumu video. Yani her şey artık videoya dayanacak. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Çok bilimsel bir cevap aldık. Evet. Sizin ikiniz. Merhaba, Emrah ismim. Twitter'daki Kim Keçmen. Tweet'i ilk gördüğümde ne hissettim ben? Onu cevap vereceğim. Onu soracaktım ki ağzıma da pahalı. Az önceki soruya ben cevap vereyim. Benim gerçekten böyle bir şey aklıma gelmişti. Ama oluşumu görünce hani sizin daha bu işe yatkın olduğunuzu fark ettim. Bence gayet başarılı bir oluşum. İsimlerimizi biliyor musun? Bilmiyorum. Olgun Özdemir ve Yalçın Avcı, iyi günler diler. Makarada isteği diyor. Evet. Evet. Onun için sana kahvaltı yok biliyorsun değil mi? Bir kuru çaya bugün talimiz. Evet. Ceza sana. Geç kaldık ceza biraz. Sana. Ama yaptığınız iyi başarılar diliyorum. İyi gidiyor. Bence tutar. Tutar. Sence tutar mı bonus? Bence de tutar. Ben ilk gördüğümde böyle bir şey, oluşumu düşünmemiştim açıkçası ama hani güzel gidiyor gayet. Account'un neydi? Miss Bonus. Miss Bonus. Normalde Gökçe. Normal. Şu arkadaşlarım bana Gökçe der. Sen demin konuştun ama yine konuşalım. Hayır hayır. Evet, Tweet TV hakkında ne düşünüyorsun? Ben Tweet... Bence yine şeyini söyle. Çok şimdi ben Emre Arısoy, ben Twitter'da Tweet'ine bandım, nickini kullanıyorum. Şimdi yazdığımız şeyleri insanların hani nasıl okuduğunu merak ediyorum ben. Yani şimdiye kadar da merak ettiğim şey bu, hani kendi ağızlarından bunu nasıl okuyorlar, nasıl anlamışlar. Bayağı hani şey benim... merak ediyorsun yalnız sana. İstersen bu sorunun cevabını okuma bayramında. 5 tane potansiyel tweet okuyucusu. Mesela ben şeyi merak ediyorum. Erol Köse'nin sizin tweetlerinizi nasıl okuyup nasıl kopya ettiğini. Okuyor mu acaba? Okuyor mudur? Bir de o var. Tabii canım. O yok. Ayrı. Kopya yapıştır mı yani? Ama tweetine bandı mı tweetimi okuma, boşver. Copy paste mi? Aman diye lan. Sudan gelen eşek en çok kim tweet çalıyor? 12 yaptı ya. En büyük yani o var. Söyle abi kim? Hatta tek bildiğim Erol Köse vardı. Evet, bildiğin Emrah ne düşünüyorsun? Ya ben hatta bir kere bir tweetimde imla hatası yapmıştım. Evet. İki tane virgül koymuştum. Onu o şekilde çalmış hatta. O da iki tane virgül koymuş falan. Hatta bu arada ben şeyi de hemen dipnot geçeyim. Ben Erol Köse hakkında bir blog da yazmıştım. Böyle. Yeni başlayanlar rakamlar Twitter. Keçmen.blogspot.com'a girerlerse arkadaşlar. Bir kere daha açık oradan söyleyebilir misin? Ben bilemem. Keçmen.blogspot.com girerlerse yeni başlayanlar rakamlarla Twitter diye bir blog yazım var. Hoş, komik bir blog. Okumanı tavsiye ederim. Miss Bonus, tweet'in çalındığında ne hissediyorsun? Ya ben... ben buradan Erol Köse'ye seslenmek istiyorum. Söyle. Erol abi benim tweetlerimi neden çalmıyormuş bana buradan selam söylüyorum. Evet. Sizi tanıyalım. Evet, ben Melih Şahin. Nikim Soyda'ya. Emre şu an hakkımı ne diyor bilmiyorum ama hiç iyi şeyler söylemedik kesin. Nikini biraz daha net söyler misin? Ben... Soyda'ya. Soyda'ya. Aa, Soyda'ya. Evet. Soyda'ya. Abi anlaşılmıyor çünkü. Evet, ben... anlaşılmıyor. Hakan, Tweet TV hakkında ne düşünüyorsun? İyi akşamlar. Ama konuşuluyordu burada ama... Yok yok. Devam. Tweet TV hakkında ne düşünüyorum abi? İki tane yetenekli adamın... sosyal ortamda, yani insanların kendini yazıyla ifade ettiği bir ortamda bunun içine görsellikle katmaları, sonra da o Twitter'daki fenomen olmuş arkadaşlarımızı, burada hepsi çok başarılı, yetenekli. Yalnız hani, Hakan K. Şeye, çok politik konuşuyor, herkese şeye, başarılı diyor. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Şeyi soracağım, yani iki tane lazım. Başarısız adam program sunuyor gibi anlattın yalnız Hakan. Evet Hakan. Yakıştıramadık. Arkadaşım bir şey söyleyeceğim, senin başarısızlıkla ilgili bir yaran var.
Son bir cümleyle. Son bir cümleyle çok başarılı bir iş yapıyorsunuz. Geçtiğimiz hafta Twitter fenomenlerinin fotoğraflarını güya yayınlamışsınız. Bu aslında bir şey oldu, orta oldu. Bir daha gülsene, tam kamera geçelim. bu sefer onların gerçek kimliğiyle burada olmaları çok güzel. Çünkü insanlar hani tweetlerini okudukları insanları böyle görmeleri hoşuna gidecek diye düşünüyorum. Keyifli ya, iyi bir iş yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Evet. Makinesi mi? Beyaz delisi. Adım Afize. Beyaz delisi. Beyazın kim, en çok kim beyaz tweet çalıyor? Beyaz delisi. Senin tweetin çalan oldu mu? Beyaz delisi. Ya oldu, oluyor. Aslında o şöyle bir şey ya. Hani başlarda bu durumdan çıkarsam da sonradan bir noktadan sonra aslında tweet çalmak değil de şu çok hoşuma gitmeye başladı. Genelde ben duygusal ve romantik yazıyorum. Artık benim nickimin başına kendi nickini, sonuna sevgilisinin nickini yazıp ortaya benim tweetimi yazmaları falan bir noktadan sonra nedense hoşuma gitmeye başladı. Bir Cemal, Cemal Süreyya havası mı? Ağlattın. Şey, Tweet TV sunucularının isimlerini biliyor musun? Tweet TV üzerinden birisi evlenmeye teklif etmişti bir kız erkek sana arkadaşına. Sana mı? Hani erkek arkadaşına. Ona bayılmıştım. Çünkü o zaten benim erkek arkadaşıma yazdığım bir tweetti. Hani soyadın çok güzel, bana verir misin yazmıştı. Ne yazmış tam olarak? Ben yazdım. Soyadın çok güzel, bana verir misin yazmıştı. Bana böyle bir tweet gelse. Ya da Hakan sana böyle tweet gelse ne yaparsın? Bana böyle tweet gelse veririm lan soyadımı. Beyaz delisi. Veriyor zaten. Verdi yani. Ben bir şey söyleyeceğim. Twitter'da böyle aşk şeyleri yazıyorsun ya. Evet. En duygulandığın hani reaksiyon ne oldu bugüne kadar? Anlat bize. Bir saniye bekle. Ben de hazırlığımı yapayım. Anlat şimdi. Şey diyor. Aslında ben... Günlerden bir gün yeni bir tweet yazmıştım. Aşk üzerine her zamanki gibi. Ayrılıp da barışamayan, kavuşamayan bir... Aslında şöyle bir şey var. Durduramıyorum. At gitsin. Aslında şöyle bir şey var. Benim farkım şu, bu anlamda şu. Buraya bakıp genelde konuşabilirsin. Genelde herkes eski sevgilisi hakkında yazarken ben yeni sevgilim hakkında. Gelecekteki. Aynı, gelecekteki değil. Şu anda itibariyle. Hayır, ben şeyi, geçtiğin yaşında şey söylemiyorum. Yani insanlar, ben şey yapıyorum son zamanlarda falan. Adam diyor ki gelecekteki sevgilisine evet, mesajlar yollayan evet, tipler var. Evet, o tarz. Yok, ben Twitter fenomenleriyle buluştuk. Ya, ne yapıyorsunuz? Son söylüyorum. Bir sorum olacak, bitireceğiz. Tweet TV sunucuların isimlerini biliyor musun? Evet, biliyorum. Uzun saçlının adı ne? Olcay. Bir şey söyleyeceğim. Yazıklar olsun. Uzun saçlı demene gerek yok. Bir saniye. Yasin saçlı Bey. Saçlı dersen olur. Saçlı de. Saçlı saçsız. Evet. Uzun saçlı dediğin zaman bu adamın da bir nebze biraz tamam, saçlı olmasın. Kel olanın adı ne? Yasin. Ben değil bak. Saçlı olanın. Olcay mı desem? Olgun. Olgun mu desem? Hani mix bir şey. Müthiş. Bunu sen kapatırsın. Ben uzun saçı olan insanın olgun, olmayan insanınsa Yalçın olduğunu düşünüyorum. Evet. Pardon, manalı ve altın harfler yazılası. Evet sevgili dostlar, böylece son.